Sivas'ta yaşanan 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından konuşan deprem uzmanı, maden teknolojisi ve yer bilimleri mühendisi Serkan İçelli, Sivas'ta asırlardır ölü olan fayın harekete geçtiğini duyurdu. oldu. 4.7'ydi. 4.10'da birlik depremler. Arkasına bir 3.7 gibi bir artçısı geldi. Sivas kent merkezinde 10 dakika arayla 4.7 ve 4.1 büyüklüğündeki iki deprem meydana geldi. Depremin ardından açıklamada bulunan deprem uzmanı, maden teknolojisi ve yer bilimleri mühendisi Serkan İçelli, ölü fayın harekete geçtiğini söyledi. Sivas'ta saat 11.30'da, yani 11.30'da 4.7'lik bir deprem oldu. Bu 4.7'lik deprem 13 Ağustos'ta yırtılmış olan fayın üzerinde gerçekleşti. Biraz daha kuzeydoğusuna doğru, Akpınar köyüne doğru bir atım oldu. 4.7, 4.10'da birlik depremler. Arkasına bir 3.7 gibi bir artçısı geldi. Bu artçı kümelerine bakacağız. Bu depremin daha büyük daha doğrusu bu fayın daha büyük bir deprem üretmesini bekleyemeyiz. En fazla 5'ler, 5.5'lar gelebilir. Böyle büyük yıkıcı depremler üretemez. Zaten ölü tabir ettiğimiz şey biraz daha böyle kuaternerden kalma, yani eski bir fay. Bu eski fay harekete geçti. Yırtılmayan yerde tekrardan yırtılmış oldu. Burası oldukça rahatladı diyebiliriz. Yine 5'leri 5.5'ları aynı fayın üzerinde bekleyebiliriz arkadaşlar. Çok panik yapacak bir durum yok. Yalnız Sivas'ın çevresi için daha uzun, daha tehlikeli faylarımız mevcut. Yani 7'leri bulabilecek, 7 moment büyüklüklerde deprem üretebilecek faylar mevcut. O yüzden tedbirli olmakta fayda var.